Bu çürüyen sistemin bu hale gelmesinin iki ana kolu var. Bir tanesi iktidarda bir tanesinin başı şimdi mortta yarın öbür gün defnedilecek. Dün partimizin arasında tarihsel bir husumet olduğu ve 15 Temmuz'da silahlı bir terör örgütü oldukları ortaya çıkan Fethullahçı terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'da hayatını kaybetti, öldü. Bu ülkeye bu ülkeye çok büyük kötülükler etti. Aldığı vebalden daha ağır veballe öbür dünyaya giden kaç kişi vardır bilmiyorum. Ama sorularını çaldığı ve sınavlarda başaracakken başarısız bıraktığı gençler mülakatta mülakatta kendi çetesinden cemaatinden değil diye elettiği gençler, memurlar, kurumlarda mobbing yaparak işinden ettikleri ve darbe sırasında akıttığı kanlar hepimize yaşattıkları bunların hepsiyle birlikte bu dünyada adalet önünde hesap vermeden onun Türkiye'ye getirilememesi Amerika'nın sözde müttefik Amerika'nın Nasıl onun hamiliğine soyunduğunun suçüstü ispatıdır, açık ispatıdır ama onu oradan alamamak da dış politikada ne kadar aciz olunduğunun, etkisiz olunduğunun, orada burada herkese efelenenlerin ülkede darbeye kalkışmış, kendi altına verilen tankla bu milletin evlatlarını ezmiş, Altındaki F-16 ile milletin meclisini bonza, bombalamış bir çetenin liderini Amerika'dan alamamış olmak hele hele bir dönem. Ver papazı al papazı deyip Sonra Trump'ın bir telefonuyla onun papazı jet uçağıyla yollayıp bizim papazı orada kalmasına sessiz kalanlar şimdi çıkmışlar arkasından konuşuyorlar. Açık açık söylüyorum açık açık. Bu ülkede bizim bu ülkedeki insanların inancına göre eğer bir çeşme yaptırdıysanız, bir vakfiye, bir vakıf kurduysanız, o vakıftan insanlar karnını doyuruyorlarsa, verdiği kömürle kışını sürüyorlarsa sevap kapısı ölseniz de açık kalır. O size sevap yapar. Ama bu Fetullah Gülen öldü gitti. Günah kapısı açıktır arkadaşlar. Bu evlatların, bu çocukların hakkı yenenlerin, hakkı yenenlerin ve onlar yüzünden tayin olmayanların, terfi olmayanların, memuriyete giremeyenlerin, mobbing görenlerin onların mağduriyetleri devam ettikçe bunun günah kapısı açıktır, yazılmaya devam edecektir. Ama emin olun ona ne kadar yazılıyorsa ona ne istediyse verenlerinde günah defterine bunlar işlenmektedir. <laughs> Tabii doğrudan mağduriyetlerin dışında daha neler var? Örneğin KHK'lılar var. Biraz önce ifade edildi, keskin yürütme kurulu buradaymış. Kendilerinin 4259 üyesi kanun hükmünde kararnamelerle atıldılar. Keskin FETÖ'yle ne ilgisi olacak? Yetkiyi buradan FETÖ'yle mücadele diye aldılar. Ama ne kadar muhalif varsa, hele hele solcu varsa onları da bu fırsattan istifade attılar. Bu 4259 üyenin 2512'si halen daha görevlerine iade edilmedi. Sadece keski üyesi olması da gerekmez. Hangi görüşten olursa olsun KHK'yla yani meclisin yetkisi o halde Erdoğan tarafından kullanılırken belki bir iftirayla belki bir yanlış tespitle o sebeple bu sebeple listelere girmiş ihraç edilmiş hakim bakmış kovuşturmaya gerek yok demiş ya da dava açmış yargılamış beraat ettirmiş suçun yok demiş ya da efendim evladını okuturken imkan yok Bunların dershanesine burslu yollamış, zeki çocuğu kapmışlar, ev sahibi FETÖ'cüymüş, Bankasya'ya hesap açtırmışlar gibi makul, terörle ilişkili olmayan, hayatın doğal akışı gereği kurulmuş, zayıf ama terörle irtibatsız ilişkilere. Bu memleketin hakimi, sen suçsuzsuz kardeşim diyorsa, KHK'lılardan bu kararı alan, ya da hiç yargılanmayan KYK'lılardan hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz kardeşim. Aynı vebali alıyorsunuz.